Merhaba. Bu videoda size sismik dalgalardan bahsetmek istiyorum. Bunlar başlı başına ilginç şeyler ama aynı zamanda dünyanın nelerden meydana geldiğini bulmamıza da çok yardımcı oluyorlar. Dünyanın katmanları ile ilgili videomu izlemişsinizdir. Sismik dalgalar insanların dünyanın farklı katmanlarını anlaması için çok yardımcı oldu bir konuya açıklık getirmek istiyorum. Sismik dalgalar genelde depremle özdeşleştirilir. Ama dünyada bir yerden bir yere giden herhangi bir dalgada sismik dalga olabilir. Sismik dalganın sebebi deprem veya büyük bir patlama olabilir. Yani kayaçlar yoluyla enerji gönderen herhangi bir şey buna sebep olabilir. Sismik dalgaların iki çeşidi vardır. Bunlardan bir tanesine daha çok odaklanacağız. Biri yüzey dalgaları, diğeri gövde dalgaları. Yüzey dalgaları adından da anlaşılacağı gibi herhangi bir şeyin yüzeyinde ilerlerler. Bu durumda yer yüzeyinden bahsediyoruz tabii ki. İşte şurada bir yüzey dalgası anlatılmış. Bu tip dalgalar genelde suyun yüzeyinde görülen dalgalara benzer. Yüzey dalgalarının da iki türü vardır, rally dalgası ve lav dalgası. Çok fazla detaya inmeyeceğim ama, rally dalgalarında yer bir yukarı, bir aşağı hareket eder. İşte şurada yukarı çıkıyor, şurada aşağı iniyor. Yine yukarı, sonra yine aşağı. Lav dalgaları yerin sağa sola kaydığı zaman olur. Yani burada yukarı aşağı bir hareket söz konusu değil. Mesela dalganın yönü burada sol, burada sağ. Şurada yine sol, şurada yine sağ. Her iki durumda da yüzey dalgasının hareketi hareketin yönüne dikey olarak ilerliyor. Bu yüzden bunlara bazen çapraz dalga da deriz. Dediğim gibi bu dalgaları su dalgalarına benzetebiliriz. Daha da ilginç olanı gövde dalgaları. Çünkü bunlar en hızlı hareket eden dalgalar. Aynı zamanda dünyanın yapısını anlamak için bu dalgalar kullanılıyor. Gövde dalgalarının iki çeşidi var. P dalgaları yani birincil dalgalar, S dalgaları yani ikincil dalgalar. İşte şurada görebilirsiniz. Bu aslında bir gövde yoluyla iletilen enerji. Yani sadece bir gövdenin yüzeyi boyunca gitmiyor. Wikipedia'dan aldığım bu resimde sanırım onlar da Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi'nden almış. Bir kayaç gibi bir şeye vuran bir çekiç görüyoruz. Çekiç kayaca vurduğu an Bir dakika biraz yakınlaşayım. Şurada kayacım olsun tam şuradan çekiçle vuruyorum. Bu olay ilk olarak çekiçle temasa geçen kayacı sıkıştıracak. Evet, kayaç sıkışacak ama daha sonra moleküller yanlarındaki moleküllere çarpacak. Yandaki bu moleküller de hemen yanlarındakilere. Onlar da yanındakilere çarpacak. Yani kayacın sıkışmış bu kısmı dalga boyunca hareket edecek. Buralar sıkışmış ve moleküller yanlarındaki moleküllere çarpacak. Yani bu olaydan hemen sonra kayaç daha da yoğunlaşacak. İlk vurulan şeyler hemen üstündeki şeylere çarpacak ve oldukları yere geri gidecekler. Yani sıkışma yer değiştirmiş olacak ve ileri sararsak biraz daha ileri gittiğini görürüz. Kısacası bu bir sıkıştırma dalgası olmuş oldu. Çekici buraya vurursunuz ve dalganın yönünde hareket eden bir yoğunluk değişmesi gözlemlersiniz. Bu durumda dalganın yönü şu. Moleküllerin aynı eksende ileri geri gittiğini görebilirsiniz. Dalgayla aynı yönde ilerliyorlar. İşte bunlar P dalgaları. P dalgaları havada hareket edebilir. Genelde ses dalgaları sıkıştırma dalgalarıdır. Da, sıvılar da ve tabii ki katılar da hareket edebilirler. Duruma bağlı olarak en yavaş havada hareket ederler. Ses hızında yani saniyede 330 metre hızda hareket ederler. Bu da günlük insan standartlarına göre hiç de yavaş değil. P dalgaları sıvıda saniyede 1500 metre hızla hareket ederler. Dünyanın en kabuksu maddesi olan granitte ise saniyede 5000 metre hızla hareket ederler. Şimdi S dalgalarına gelelim. Kayacın bu kısmına çekiçle vuracak olsanız, geçici olarak şuradaki tüm kayaç ittirilmiş olur. Yani kayacın biraz şekli değişir ve geri itilir. Hemen üstündeki kayaç yavaşça aşağı çekilir ve ilk vurulan kayaç tekrar yukarı çıkar. Belki bir milisaniye ileri giderseniz hemen üstteki kayaç katmanı sağa doğru deforme olmuş olacak. İleri sarmaya devam ederseniz deformasyon yukarı çıkacak. Aman dikkat edin dalganın hareketi yine yukarı doğru. Fakat materyalin hareketi P dalgaları veya sıkıştırma dalgalarında gördüğümüz gibi eksenle aynı yönde hareket etmiyor. Evet. Dikey olarak hareket ediyor. Yani dikey bir eksende hareket ediyor. Buna çapraz dalgada diyebilirsiniz. Parçacıkların hareketi artık dalgaların hareketine dikey bir eksende. İşte. S dalgası buna deniyor. S dalgaları, P dalgalarından biraz daha yavaş hareket ederler. Yani bir deprem olsa önce P dalgalarını görürsünüz. P dalgalarının hızının yüzde altmışı civarında da S dalgalarını görürsünüz. Özellikle dünyanın nelerden oluştuğunu düşünürken aklımıza getirmemiz gereken en önemli nokta S dalgalarının yalnızca katı maddelerde hareket edebildiği. Diyebilirsiniz ki ama bir dakika ben suda hareket eden çapraz dalgalar gördüm. Ama unutmayın o bir yüzey dalgası. Biz gövde dalgalarından yani suyun gövdesinde hareket eden dalgalardan bahsediyoruz. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Şurada suyum olsun, bu da bir havuz olsun. Suyun enine kesitini çiziyorum. <laughs> Aslında daha iyi çizebilirdim tabii. Neyse. Evet, suyun enine kesitini alıyorum. Suyun bir kısmını sıkıştırsam veya herhangi bir şeyle şu kısmına hızlıca vursam, kısacası çok hızlı sıkıştırsam, bu durumda P dalgaları iletilebilir. Çünkü su molekülleri yanlarındaki su moleküllerine çarpar ve onlar da yanlarındakine çarpar. Yani benim vuruş yönümden ilerleyen sıkıştırma dalgası veya P dalgası gerçekleşir. Aynı şey hava ve ses dalgaları için de geçerli. Yani P dalgalarının sıvıda hareket etmesi mantıklı geliyor. Unutmayın, şu an suyun altındayız. Yani yüzeyden bahsetmiyoruz. Su gövdesinin içinde hareket etmekten bahsediyoruz. Diyelim, bir çekiçle şu küçük su kütlesinin kenarına vurdunuz. Bunun yapacağı şey, şu yönde bir sıkıştırma dalgası göndermektir. Çok da fazla bir şey yapmaz. Yani çapraz dalganın o yöne gitmesine sebep olmaz. Çünkü bir şeyi şu yönde zıplarsa, o şeyi tekrar geri zıplatacak bir elastik özellik suda yoktur. Yani bir kıtada da olduğu gibi geri çekilmiyor. Evet, S dalgaları yalnızca katıda hareket eder. Havada sıvı ve katılarda hareket eden, P dalgalarıyla S dalgalarını dünyanın nelerden meydana geldiğini anlamak için kullanıyoruz. İşte hepsi bu kadar. Öyleyse şimdilik hoşça kalın.